bize biraz keyifli bir şey anlatalım. Yani neler mesela bu araştırma bize neleri çarpıcı olarak gösterdi? Ben şimdi benim var o konuda fikirlerim. Yani söyleyeceğim. Ama biraz hemen oradan hemen ortasına girelim biraz işin. Peki. Dün de basın toplantısı yaptınız. Tabii oradaki sorular falan da oldu. Bu da biraz daha araştırmayı yeniden gözden geçirme imkanı vermiştir size. Onun için soruyorum. Evet, muhakkak. Tabii bu araştırmayla ilgili federasyonumuzun yürütme kurulu ciddi bir çalışma yapmıştır. Araştırmada sorulacak olan sorularla ilgili. Ve bu araştırmada sorulan soruların alt grupları vardır. Neleri amaçlıyoruz, neleri bekliyoruz, neleri istiyoruz gibi. Ve burada inanılmaz veriler elde edilmiştir. Ve bir de şu vardır, 1971 yılında kurulmuştur Kuzey Kıbrıs Savcılık Federasyonu. O günden bizim bu araştırma yapacağımız güne kadar her şey tamamen böyle havada idi. Bu araştırmayla artık gerçek anlamda %3.02 yanılma payıyla yapılmış bir araştırmadır. Bunu da söyleyeyim size. Şöyle ki, örneğin nelere baktık? Bir hemen buradan okumaya başlayalım böyle hızlı bir şekilde. Hemen şuna baktık. Yani bizim avcı profilimiz normalde işte sporu seviyor mu, yürüyüş yapıyor mu, balığa gidiyor mu, karavana mı gidiyor? Evde hayvan besleme alışkanlığı var mı? Yani hayvan sevgisine baktık. Evet. Daha sonra av öncesi hazırlık yapıyor mu? Yapıyorsa ne kadar para harcıyor? Avda ne kadar harcıyor ama av öncesi ne kadar harcıyor? Biz geçen yıl Yakın Doğu Üniversitesi ile avda harcanan parayla ilgili bir araştırma yapmıştık. Bir yıllık dönemde işte 35 milyon gibi bir rakam çıkmıştı önümüze. Ancak burada gördük ki av öncesi 8 milyon harcıyormuş. Sadece bir tek ava hazırlık bu. Daha sonra avcılarımızın eğitim durumuna baktık. Ne kadar eğitimli bir kitleyle, kitle var önümüzde ve biz bu kitleye nasıl hitap edebiliriz'e baktık. Sonra da ava gitmeyle ilgili motivelere baktık. Bu nedir? Avcımızı, niçin ava gidiyoruz? Niçin ava gidiyor? Yani avcımız gerçekten ava giderkene ne amaçlıyor? Bunlara baktık. Birazdan orada çok enteresan sonuçlar var. Esasında biraz oradan girelim. Mesela normal dışarıdan bakan birisi düşünür ki bir avcı ava bir hayvanı avlamak, vurmak için gidiyordur. Birinci sebebi budur. Fakat bu araştırmada bu kaçıncı sırada çıkıyor? Altıncı sırada çıkıyor. Altıncı sırada, yani ava gitme sebepleri. İsterseniz onu hemen bir bulalım mı? O nerede acaba o? Bu bizim de izleyicilerimizi çok ilgilendiriyor bence. Onun da meraklarını çekecek bir sonuç diye düşünüyorum. Keşke onu hemen bir bulabilsek. Daha doğrusu arkadaşlar şimdi bunu yayına verirler zaten de. Hani biz de şuradan görelim. Yani orada gördüğümüz şey şu başkan. Benim çok dikkatimi çeken Nilhan Bey. Esasında temelde bir sosyal olay. Temelde bir sosyalleşme meselesi. Yani onu görüyoruz. Şimdi onun oranlarını da vereceğiz. Ve bunun yani avcılığın esasında yaşatılmasının geleneğiyle, kuralıyla, kaidesiyle yaşatılmasının Türkiye'de sosyal hayata, sosyalleşmeye yani insanımız yalnızlaşıyor. Bundan dolayı birçok biliyorsunuz sağlık problemleri de, sosyal problemleri de çıkıyor. Ama esasında avcılığın bu açıdan sosyalleşme açısından çok önemli bir işlevinin olduğunu orada görüyoruz. Şimdi onu bulabildik mi o tabloyu? Evet. Tablo olarak, grafik olarak değil de yazı olarak. Evet, tamam. Evet, grafik olarak zaten ekrana verecekler. Tabii. Nasıl o Ömer abi? Onu bir şey yapabilir miyiz? Yani insanlar, araştırmaya göre insanlar neden ava gidiyorlar? Sebepleri. Evet. Onu bir özetleyebilir misiniz? Tabii. Burada şunu söyleyeyim. 5 üzerinden bir puanlama yapılmış. Önce bunu söyleyelim. Çünkü birazdan vereceğimiz rakamlar 5'in altında olduğu için şey yapmasınlar. Ama sıralama olarak da verebiliriz. Belki öncelik sıralaması olarak. Evet, tabii öyle vereceğim ama yani puanlama 5 üzerinden. Önce çıkan şu, arkadaşlarla birlikte olmak. Birinci sebep. Evet, ortak bir şeyler yapmak. Birinci sebep. Bir numaralı sebep. 5 üzerinden 3.62 yüzdeliği vardır. Sonra spor yapmak geliyor. Ben diyor ava spor yapmak için gidiyorum. 3.50 daha sonra. Sonra doğada vahşi yaşamın içinde olmak için gidiyorum. Üçüncü sebep. Evet. Ava gidelim. Evet. Evet. 3.
37 ile geliyor. Sonra tüfek silah sevgisi çıkıyor. Dördüncü sırada bu geliyor. Evet, evet. Evet. Ben diyor tüfeği silah severim. Onunla birlikte olacağım tek yer avdır. Evet. Ve ben 3.20 ile odur. Sonra av hayvanının vurulduğun andaki duyguyu yaşama 3.07 avı vurma. Evet, dürtüsü dediğimiz 3.07 ile 5. sırada. Evet, evet. Bu 5. sırada, özür dilerim. Biraz önce 6 dedik galiba. Bizi yanıltan şu olmuştu. Av eti yeme ile ilgili kısım. Evet. Yani şunu görüyoruz. Bizim avcımız için av eti önemli değil. 6. En sırada sonuncu sırada. Evet, 6. sırada. Yani av etini yemek için ava gidiyorum. En son gerekçe. Evet. Birinci gerekçe arkadaşlarla beraber olmak. Evet. İkinci gerekçe spor yapmak. Üçüncü gerekçe vahşi yaşamın içinde olmak. Dördüncü gerekçe tüfek sevgisi. Evet. Ondan sonra beşinci gerekçe hayvanı avlamak. Evet. Altıncı gerekçe evini etini yemek. Evet. Yani burada esasında baktığımızda çok temel öne çıkan şeyler. Bununla ilgili biraz üstadları da dinleyebiliriz. İzleyici gözüyle dinledim tabii ki şimdiye kadar. Her zaman yaptığım gibi katıldığım toplantılarda. Şimdi izleyiciye, sevgili yaban dostlarına, bu araştırmanın doğruluğunun ne derecede olduğunu anlamak, anlatabilmek için bizim yaptığımız bu kısa söyleşi de Kıbrıs halkının kaç kişi olduğunu, Kıbrıs'taki bu araştırmanın kaç kişiye yapıldığını ve araştırmanın ciddiyetini önce bence ilk baştan vermek lazım ki yüzde şu kadar katılmış diye bir rakam oluşsun şeyde. Evet, araştırmaya niye güvenmeliyiz ile ilgili hemen hızla hemen verelim. Araştırmaya niye güvenmeliyiz? Birinci sebep, araştırma yapan şirket Kadem, Kuzey Kıbrıs'ın bugüne kadar araştırma yapan kuruluşlar arasında en doğru sonucu vermiş ve hiç bugüne kadar hiç yanılmamış bir şirket olması. Bravo. Kaç kişiye yapılmış? Efendim? Kaç kişide? Hemen onu şey yapayım. Kıbrıs nüfusunu da bahsederseniz bu arada lütfen. Evet, evet, tabii ki. Kuzey Kıbrıs'ta nüfusla ilgili ciddi anlamda biliyorsunuz sorun var. Kaçtır bilinmiyor. 250 bin nüfus olduğu söyleniyor. Ancak bazı kaynaklar 800 bin kaçaklarla birlikte olduğuyla ilgili söyleniyor. Bu noktada net bir nüfusu başbakanımız bile söyleyemiyor. O yüzden söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Zaten kanallarda şey yapıyorsunuz. Görebilirsiniz. 1336 hane ile yapılan bir araştırma var önce. Bir altyapı araştırılmış. Ancak face to face, yani birebir, daha sonra 942 tane avcı olduğu bilinen kişi ve avcı eşiyle görüşülmüş. Biz yani burada aşağı yukarı Kıbrıs avcısının 20'de biri. 20'de biri, %5. Bütün ülke avcısının %5'i. Çok ciddi rakam. Ben okudum tamamını. Avcı olmayanlarla da görüşmeye var. Tamam, 900 küsur kişi, 22 bin lisanslı var aşağı yukarı. Demek ki Kıbrıs'ın bütün avcısının 15 bin kişiyi baz alarak. Evet, bütün avcısının %5'ine, %6'sına, %5, %6'sına ulaşılmış. 900 küsur hane. Hane değil, avcı. 942 tane avcı. 942 avcı, resmi avcı, belgeli avcı. Evet, doğrusunuz. Belgeli olmayan avcı sayısıyla olmayan avcıyla yapılan görüşme var mı? Şimdi söyleyeyim hemen onu size. O rakam benim için önemli. Şimdi söylerseniz, şimdi siz avcı sayısını veriyorsunuz ama demin de hane sayısını verdiniz. Şimdi izleyici bilmeyebilir. Kaç hane var Kıbrıs'ta da bin küsurundan görüşülüyor? Şimdi veya toplam.